Merhaba arkadaşlar. Beko'da Cat 428 V2 Emroğlu harfiyat arkadaşlar. Bu da Polatlı'da. Bakın şu anda bir zemin düzlemesi yapıyor. Şeyi hakkında arkadaşlar, Beko'da hakkında çok bir bilgim yok. Ama daha önce bir videomda söyledim mi bilmiyorum. Sadece hasbelkader döküm yeri düzlemek için birkaç sefer bilmem gerekti. Bu Cat'lerin 2005 modeli vardı galiba. Marka vermeyin, makinenin de sıfırına bindim arkadaşlar. Hem de 4CX olanına, ön tekerleri büyük olanına bindim. Onunla bir döküm yeri kürümüştüm. Sonra Cat'te kürümek zorunda kaldım. Operatörü yoktu. Yani aralarında 10 yaş olmasına rağmen Cat farklı bir şeydi arkadaşlar. Şimdi hani bazı arkadaşlarım diyecek ki sen yine Cat'i niye uyuyor? Ama ben bunu yaşadım arkadaşlar. Şimdi ben doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Ha, siz benimsermişsiniz, benimsemezmişsiniz. Ben ona bir şey diyemem. Ama ben doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Ben zaten bunu sürekli de Beko'daki arkadaşlarla konuşuyorum. Onlardan da öğrendiğim, hepsinin dediği de aynı şeyi. Cat'in iki girişi bile başka, farklı. Bakın burada da altı bayağı çamur. Makine doğru düzgün patanaj bile etmiyor yani. Çok güzel direnmesi var makinenin. Bir ayrıcalık ya, bilmiyorum yani. Şeyde sizin görüşleriniz ne olur buna da. Ya tabii işte nedir, pahalı. Diğer makinelere göre pahalı olduğu için insan biraz maliyeti yüksek olduğu için korkuyor, borca girmeye, şeye girmiyor. Şimdi Cisibi'yle de aynı işi yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, Cat'le de aynı işi yapıyoruz. Terex'le de, şunla da bununla da diyebilirsiniz. Doğrudur, yapılıyor. Ama her zaman neden bahsediyoruz? Uzun vadede dayanımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da öyle bir durum yani. Benim her zamanki koşulum değişmese değişmezim. Uzun vadede makinenin ne olacağı. Sıfırda hepsi baş başa gelebilir. Yeni makinede hepsi kıyaslamaya koyduğun zaman baş başa gelebilir ama uzun vadede ne yapacağı, hangisinin daha uzun vadede çalışacağı. Çünkü emekçi insanları zor kazanıyoruz. Aldığımız malı ne kadar uzun yıllarca kullanabilirsek bu karımıza. Ben olaya bu gözle baktığım için o yüzden bu makinelere uyuyorum. Yoksa dediğim gibi Cat'ten bir şeyimiz de yok, bizim kazancımız da yok, hissemiz de yok Cat'in içinde. Ama bir de gerçekler var maalesef, yani gerçeği de söylememiz lazım arkadaşlar. Seversek de sevmesek de işin gerçeği de bu yani. Şimdi makinelerin bir ayrıcalığı var, kim ne derse desin. Ama diyen varsa ki bilmiyorum, yazsınlar yorumlara. Yok arkadaş, Beko'da derlerde şu makine Cat'ten üstün diyen varsa da tartışalım arkadaşlar. Arkadaşlar, Savaş kardeşimizin makine. Savaş, sen daha önce Cisibi de kullandın değil mi? Evet, Cisibi var. Yine almış. Nasıl, arasındaki fark ne ya? Çok güçlü ya. Değil mi? Cisibi güçlü. Böyle yani. Değil mi? Şansı yok ki, onda oynarsın anca. Şimdi videolarda bana Cat'leri övme diyor arkadaşlar da. Cat'i kim övme diyor ya? Yani hani kızıyorlar yani. En azından işte Amerikan malı veya ama olsa da şimdi o zevk meselesi, Amerika'da olsa şeyde olsa yani o... Ben de onu diyorum yani, şimdi Amerika'yı sevmesek de ama mal kaliteli yani, mal farklı. Adam malzemeden kaçmıyor yani. Değil mi? Çünkü malzemeden kaçmıyor şimdi yani, hidrometle bu bir değil. Şimdi ben de bunu söylüyorum arkadaşlara şimdi yani. Senin bildiğin eskavatörle yani, bir hidromen eskavatör bir mi yani? Ben sana öyle İşte ben de öyle söylüyorum arkadaşlar, diyorlar yani ya Cat'i övme falan diyenler var da. Ya ama bir de gerçek var, ne yapacaksın yani, kalite var. Abi kalite yani ben...
parçası çok pahalı yani, ben sana onu söyleyeyim. Yani illa yani güzel malzemenin de güzel şey olacak yani, illa yani. Adam iki tane şuraya fiber takmış, o gün düşürdüm ben onları. 3 milyar paraysın iki tane plastik. Vidası 500 liraymış 4 tane vida. Dedim abi senin ne yapayım, servisle bacaklarım uyuştu. Gittik yan sanayisine 650 milyon aldık. Evet. Biberim, uzarmak biberleri. Şu uzatma şeyler var mı? İçinde 4 tane biber var, ikisi düşmüş. 2 tane kıytırıktan şey 6 milyon para verdim. O da yan sanayisi daha yani. Onda gitti 2 ay yani. Anladım. Düşürmüş üstü kanı, videolar düşmüş görmüş. Ha bak nasıl düşürmüş. Ben de fark ettim, aşağıda zaten çekim yaparken söyledim. Yani başka bir makine böyle ittirmez. Menecisi vardı, ben tam 100 sene bindim. 4100 saat bindim, sıfır geldi. Ben yok yani, böyle bir şey yok. Ben de çok, bir döküm yeri kürümek için bindim. Sadece bunlar 2005 miydi, 2006 mıydı? Yani şey var ya, makine hemen kendini belli ediyor böyle. Toprağı yarıp geçiyor yani. Nasıl yani yarıp gidiyor bak, bir de bu toprağın loder işlemiyor. Ha, çamur da badanaca şey yapmıyor bile makine yani, kendini doğru düzgün ya. Bu tulo toprağı, sen daha iyi bilirsin. Hı-hı. Yani çektiniz siz. Hı-hı. Bak mesela git orada Arfiyat Can'ın gazı yapıp kalıp kalıp çıkıyor yani. Evet. Bunun en güzel özelliği abarmamış toprağı çok güzel köyü ve tesviyesi çok güzel. Değil mi? Yani biraz da tesviye şey, hep operatörde olmaz işte, biraz da kepçenin. Ya illa ki makinede yardımcı olacak yani. Yani. Şimdi ya cisibi, yani cisibinin bir özelliği var mı? Arızası. Evet, arzı. Bunda arzı olan abi. Ferhat'ta ben şey ararım, borsanı ararım. Gel bak şurası gevşedi, burası gevşedi. Evet. Güçlü makine ama. Yani gözümüz gibi baktığınız için daha bir şey olmuyor buna. Ben tavsiye ederim ama yani piyasada çalışacaksa bunlar piyasa makinesi değil. Pahalı oldu. Yani, boyunca, pahalısına ikisi bir aynı para da piyasa. Yani çalışacak adam makinesi değil. Öyle mi? Yani bunu şimdi dengesi veya da bildirin kırar bir tarafını yani kırıldığı bir şey de parası ödenmedi. Ha. Yakıtı belli mi bunun? Hiç ölçtün mü? Ne kadar yakıyorsun? Güzel yakıyor. Yakıtı güzel bunun. Valla çamurda 10 litreyi buluyor benim yaktırdığım da hani ha. Böyle yerlerde. Önüne. 7,5, 6,5 geçmiyor o civarında. Ön kovayla. Yani 7'yi geçiremezsin. Böyle bir şey. Biz alırken 5,5'ü geçmezdiler ve 7'yi buluyor ama çamurda 9,5 10 litreyi bulduruyorum yani benim çal, benim seri çalıştığım için. Anladım. Biraz da çalışmana bağlı, verdiğin kıza bağlı. Evet. İlk yerine çok yapmıyorum da şu anda aynı da fark edin bir şey yok. Ya zaten şey mümkün değil. Satarken söyledikleri şey hiçbir zaman tutmuyor da hangi makinede olursa olsun yani o tutmuyor. Servis olan çok ilgiler mesela bunun servisi çok bozuk. Şey yapmıyorlar, ilgilen yani dedikler gibi çıkmıyor yani. Yani biliyorsunlar hani kite biliyorsunlar. Yani servisi de dendiği gibi değil hiç. Ha yine böyle çağırdı mesela dört çeker, ben şey var. Dört çeker üstündeki uğultu var. Ha. Yani ön defansiyelde. Ama bir müşürden dolayı yaptı. Dört çekeri devreden çıkartmıyor. Ben bunu ilk kez zaman da söyledim bunlara. Şey yapmadılar. Aile almadılar da. Yine de hidromek gibi bir büyük arızası yok yani. Öyle müşürden, civatadan. Ha, odada olacak şeyler onlara ben. Ya şimdi şey bu kadar güçlü bir kez de çalışıyorsa yani loderin yapacağı işi yapıyorsa, ona yakın işler yapıyorsa da o kadar çıktı şeyler olacak artık. Hani dezavantajları olacak. Bana her zaman der mesela. Ya kamyonu koydum önüne içip dedim. Kamyonun o derin bak şu loder var ya. Dökerim bir kamyonu önüne içip diyorum bak. Gene mi çek? Mümkün değil ya. Abi bir kamyon 30 ton malzemeyi götürüp çatlasa geçip diyorum. Mümkün değil, mümkün değil. Bu makinenin ufak tefek mesela önüne bir 10 ton malzeme gidin onu götürün. Evet. Bir seferde. 30 dolar bisikletle. Ben de yıllarca loader kullandım. Sen benden daha çok şeyim var mesela. Onu söyleyen yalan söyler yani. Öyle bir kamyon malzemeyi önüne katıp da götürüyor falan. Yeni nesil böyle mesela makinalar. Hani ben de yemesiz de biz peder eski esas. Böyle evet. Şeyden de yani. Şu durumu bana övmesin. Alsak biz alırız zaten. Biz iki tane sıvı indirdik. Beni ilk alacaklara hidromeye tavsiye ediyorum. Niye? Hani biraz hesaplı. Parça aynı bunlara para. Göre bile ucuz. Aynı para. Fiyatlar yaklaştı mı birbirine? Tabii canım. İşte onlar da biraz parça bunlara göre ucuz. Şimdi 62 bin euro bunun, 61 bin euro hidromen A5'iymiş. Ya ben hidromen niye o kadar para veriyorum? İşte aldığıma değecek bir şey alayım da parasını. Evet. Bir de çok ağır makine. 9,5. 8,750. Şey ya...